Bunlar ne kadar? 10 lira oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar, burası gerçekten uyguna benziyor. Bakar mısınız fiyatlarına? Böyle bir dolaşalım dedik eşimle ama bayıldım yani. Arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Size yine mutfaktan sesleniyorum. Bir akşam saati. İş çıkışı biraz AVM'yi dolaştık. Zaten beraber sizlere göstermek istedim. Bizim buradaki milyoncu AVM. Çok güzel ürünler var. Size de göstermek istedim uygun fiyatlı. Şimdi eve geldim. Dışarıda yemeğimizi yedik. O yüzden eşim de dedi ki sen dedi şöyle güzel bir dedi şu meşhur olan küllü kurabiyeni yap bir yiyelim dedi. Ben de dedim ki neden dedim bunu YouTube aileme göstermeyeyim. Şimdi ilk işimiz şu saçlarımı bir toplayacağım. Ondan sonra size
fenomen olacak. Fenomen küllü kurabiye tarifimi paylaşacağım arkadaşlarım. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım, saçlarımı topladım ve karşınıza tekrardan geldim. Şunu söylemek istiyorum. Bu kurabiye 10 dakika kurabiyesi bile değil yani. 10 dakika bile sürmüyor. Pişimiyle beraber 15 dakika diyelim. Çok kolay bir tarif. Sizin de beğenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bakalım malzemelerimizde neler var. Evet arkadaşlarım, malzemelerimiz burada. Bu tarifi çok önceden bir Instagram sayfasında almıştım. Daha sonra bir baktım ki ben her zaman bu tarifi yapmaya başladım. Çünkü gerçekten hani yağımı önceden çıkartayım, bekleteyim gibi bir tarif değil. Hemen göstereyim. Burada 3 yemek kaşığı tereyağı var. Terem yağı kullandım ben. Öyle bunu ıslatıyorsunuz. Yani ısıtıp koyuyorsunuz. Hemen ocakta ılınıyor zaten. 1 yumurta. Çok az bir fındık için var burada. Bu kadar koyuyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağım var. 1 çay bardağı pudra şekerim. Kakaom var. Kabuğun kabartma tozu. Şekerli vanilin var. Fakat kakaoyla çok az, yarım çay bardağı daha ilave edeceğim. Pudra şekerini sonradan üstüne dökeceğiz. Yani külleyeceğiz onu. Ve alabildiğince un var. Unu yavaş yavaş koyacağım için miktar vermiyorum arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçeyim. Zaten tekrardan sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlarım. Şimdi malzemelerimi karıştırmaya başlayacağım. İlk önce 1 çay bardağından 1 parmak eksik yağımızı koyuyoruz. Sıvı yağımız vardı burada. Sıvı yağımızı koyduk. Daha sonrasında 1 adet yumurta. Onu da koyduk. Ay, yumurtaya dokununca siz de elinizi yıkayanlardan mısınız? Huylanıyorum. Burada 1 çay bardağı pudra şekerimi. Ve burada 2,5-3 yemek kaşığı terem yağımı, margarin olabilir, tereyağı olabilir, nasıl isterseniz. Daha sonrasında fındığımızı sonra koyalım. Hamur kabartma tozumu koyuyorum. Şekerli vanilyamı koyacağım. Unumu koyacağım. Fındığımı da ekleyeceğim bu aşamada ben. Az zaten. Ve unumdan koyuyorum. Ama ne yapıyoruz unumuzu? Yavaş yavaş koyuyoruz ki kurabiyemiz güzel olsun. Arkadaşlarım şöyle bir hamurumuz oluyor. Bakın, kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur. Şöyle kulak memesinden biraz daha yumuşak. Yani şöyle elinizde hamurun tortuları kalacak şekilde yoğuruyoruz.
Evet arkadaşlarım, kurabiyelerim hazır. Ben şimdi bunu 180 derecelik fırınıma atıyorum. Altı kızarana kadar, yani en fazla 10 dakika tutacağım. Şu altları pembe olacak. Daha sonrasındaki aşamada görüşeceğiz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlarım, kurabiyelerim pişti. Şöyle görüyorsunuz, bakın. Şöyle. Altı gözüküyor mu? Yani hafif olacak. Efsane güzel oldu. Şimdi ben bunu tabağıma alacağım. Burada karışımım var. Pudra şekerim ve kakao. Kül rengi yapıyoruz yani şöyle. Bunu eleyebilirsiniz, bulayabilirsiniz. Ben bulamayı tercih edenlerdenim. Şöyle daha çok içine girdiğini düşünüyorum. Kurabiyelerimizi böyle harca buluyoruz. Evet arkadaşlarım, kahvemi yaptım, kurabiyelerimi küllerine buladım ve karşınıza geldim. Şöyle bir tabağıma aldım. Şu bekledikçe böyle ıslaklık oldu. Ben biraz sıcağı ile yaptım. Siz biraz daha soğutun kurabiyenizi, öyle bulayın. Şöyle yine dediğim gibi sade benim kahvem, şekerli, tek şekerli eşimin kahvesi. Böyle inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah tarifimi denersiniz. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Aşağıda yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Yorum atmayı, beğeninde bulunmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizleri çok seviyorum İtfaila. Tekrardan görüşmek üzere başka videolarda. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.